Güzellik köşemizde bakın hangi konuyu sizler için araştırdık, izliyoruz. Ameliyatsız yüz nasıl askıya alınır? Medikal estetik doktoru Nihat Dik gösterdi. Bu özellikle 35 yaş üstü hastalarımda bulldog bölgesinde sarkma olan veya gıdı bölgesinde sarkma olan bütün kişilere, insanlara önerebilirim. Hayatın İçinden programında bugün medikal estetik doktoru Nihat Dik ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun efendim. Bugün nasıl bir işlem uygulayacağız? Bugün 5 dakikada ameliyatsız yüz nasıl askıya alınır onu göreceğiz. Askıya almak ne demektir? Askıya almak şu noktalardan girdiğimiz değişik kırçıllı iplerle ilerleyip buraya kadar gelip sonra başka bir noktadan tekrar ilerletip, başka bir noktadan tekrar gidip ve başka bir noktadan tekrar gidip girdiğimiz ipleri yukarıya doğru çektiğimizde, evet, bunların iplerin bu kancaları dokuya tamamen tutunurlar ve yukarı doğru çektiğinizde yüzü bu şekilde tutar. Hı hı. Ve bunu güvenle 1-2 sene kullanabilirsiniz. Peki efendim kimler yaptırabilir bu işlemi? Bu işlemi en çok yaptıran hasta grubuna baktığımızda hemen şurada yanağının alt tarafında sarkması olan bulldog dediğimiz bölgesinden aşırı rahatsızlık duyan bay ve bayan. Bütün hastalarımız bundan faydalanabilir, bu işlemi yaptırabilirler. Çok güvenlidir, 5 dakika civarında sürer. Hı. 5 dakika sonra yüzünüz en az 10-15 yaş gençleşir. Hiçbir komplikasyonu veya riski yoktur. Yok. Kişi hemen normal hayatına dönebilir mi? Hemen normal hayatına dönebilir. Bu özellikle 35 yaş üstü hastalarımda bulldog bölgesinde sarkma olan veya gıdı bölgesinde sarkma olan bütün kişilere, insanlara önerebilirim. Kötü hayat şartları, uykusuzluk, stres, alkol, sigara ciltteki kolajenin, elastenin ve fibrinlerin azalmasına neden olan başlıca sebeplerdir. Mutlaka içinde yaşadığımız hayattaki stres en büyük faktörlerden biri. Ani kilo vermelerde, ayda 5-6 kilo, 10 kilo veren insanlara bakıyorsunuz. Bunların hem yüzleri hem vücutlarının her yerinin sarktığını hemen görebilirsiniz. Bununla beraber hamilelik sonrası da aynı şey söz konusu. Peki efendim hangi yiyeceklerden, gıdalardan uzak durmak gerekir? Öncelikle sanırım asitli içecekler. Yani asitli içecekler ve şekerli gıdalar cilt elastikiyetini ne yazık ki çok azaltırlar. Fabrikasyon olan yani rafineri olan her gıdadan ben uzak durulması taraftarıyım. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz ve Türkiye'de her şey doğal, her şey güzel ve her şey topraktan direkt halka ulaşabiliyor. Yani onun için neden fabrikasyon ürünler tüketmek zorunda kalalım ki? İşlemimizi şöyle yapacağız şimdi. Yüzün bir tarafına işlemi uygulayacağız. Öncesinde kameranın karşısında hastamıza yüzünü aynada göstereceğiz, fotoğraflarını çekeceğiz. Ondan sonra siz de kamerayla eşlik edebilirsiniz. Bir tarafına uygulama yapacağım, bir tarafına yapmayacağım. Bakayım seyircilerimiz bu farkı görecek mi? Peki. Efendim nasıl bir işlem uyguluyorsun? Neler yaptık? Şimdi giriş yerlerimizi belirliyoruz. Nerelerden gireceğiz ve ne yapacağız? Önce bunun çizimini ve tasarımını yapıyoruz. Bakıyoruz. Şimdi bu noktalardan gerersem ne olur? Ona bakıyorum. Bu noktalardan gerdiğim zaman görüntü şu olacak. Elma peki ne yalnız oldu? Elma kemiği çıktı ama ne oldu? Burada birikti. Şimdi onun için de bir bakın. Bir de buradan şey yapalım. Hem kaşını kaldıralım. Hem de burada toplanan deri katını onu ekart edelim. Onun için önce birinci aşama yüzün alt kısmından bir germe yapıp ikinci aşamada saçlı derinin içerisinden parietal dediğimiz bölgeye doğru tamamen yüzü askıya aldık. Sol tarafına ip askı, ameliyatsız ip askı uyguladık. Ama sağ tarafını gerdirme yapmadık. Evet, ben şu an farkı şimdi çok net görebiliyorum. Merak ediyoruz ve bakıyoruz. Farkı görebiliyor musunuz şu an? Ay inanılır gibi değil.
çizgiler yok oldu ve elim acı kemikleri ortaya çıktı. Evet, inanamıyorum şu an. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Sol tarafını gerdik, sağ tarafını germedik ki bütün izleyicilerimiz görebilsin. Evet. Efendim, öğle tatili arasında, yemek molasında 10 dakikada gelip bu işlemi çok rahatlıkla yaptırabilirler. Kesinlikle yaptırabilirler. Evet. Peki efendim, bu işlem yapıldı. Çok güzel bir işlem. Kalıcılık süresi ne kadar? Bu işlemin kalıcılık süresi minimum 1 yıl. 1 yılla 2 yıl arasında bu işlemle gerilen yüzler gerginliğini korur. Çok güzel. Ellerinize sağlık diyorum. Hastamızın yüzüne sağlık. Evet. Sizin. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz bu kadar gergin ve güzel bir yüz? Bekliyor muydunuz? Yani beklentinizden daha öte bir şey mi? Çok çok. Yani önemli olan beklentiyi karşılamak. Hala bakıyorum yani. Evet, aynayı alınca hastanızın yüzündeki o hayret ifadesini gördüğünüzde mutlu olmanız lazım. Evet. O zaman yaptığınız işin çok kaliteli ve güzel olduğunu anlıyorsunuz. Efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Biz de diğer tarafı da gerelim çünkü böyle bırakmayalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz.